Tekrar yanımıza hoş geldiniz. Çorlu'dayız. Devriye programı. Ben Ercan Kılıçlı. Bugün 20 Mayıs. Az önce Ergen'e dedik. Ergen'e Belediye Başkanı Sayın Rasim Yüksel'le yaptığımız canlı yayın sonrası. Çorlu'ya döndük ama dönerken bir de ne görelim? Çorlu PTT binasının önünde böyle uzayan yaklaşık 100 metreye yakın bir kuyruk var. İnsanlar artık sosyal mesafeyi bırakmışlar. Bir adım ara bildiğiniz normal kuyruk. Burada yine aynı şekilde bankaların önü. Bakın acı bir tablo. Görüyor musunuz? Burası Çorlu. Burası Çorlu Postanesi'nin önü. Çorlu Postanesi'nin önünde insanlar emekli maaşı bayram öncesi paralarını almak üzere. Evet, bir ikaz geliyor. Evet, Çorlu Emniyetine bağlı polis ekipleri ikaz yapıyor ama tabii gerçekten hem çok sıcak var hem de gerçekten ben de şaşırdım. Bir taraftan sokağa çıkma, bayramda kısıtlamalar getirilirken bayrama şurada 3 gün kala maalesef görüyorsunuz Çorlu Postanesi'nin önünü, PTT. Gerçekten hoş bir tablo değil. Bir yerde hata yapıyoruz. Buradan çağrımız Çorlu'yu yönetenlere, başta Sayın Kaymakamımız, tabii ki belediye başkanımız, milletvekillerimiz, sonuçta bu Çorlu'nun sorunu. Lütfen buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Sıradaki insanlara baktığım zaman, ki az önce sorduk, hepsi maaşlarını almak üzere bayram öncesi Çorlu Postanesi'nde insanlar yığılmış vaziyette. Güzel ve sıcak bir hava var. Yaklaşık 30-32 derece şu anda Çorlu. Ama görüyorsunuz kuyruklarda insanlar çaresizce de bekliyorlar. Bayram öncesi. Az ileride diğer bankalar var. Akbank'ı görüyorum, İş Bankası'nı görüyorum. Hemen arkamda Yapı Kredi kaldı. Onlar da aynı şekilde. Ve tabii ki ne acı, PTT Çorlu. Görüyorsunuz. Bu daha önce bize iletilmişti. Bakın, Vakıf İş Merkezi'ne kadar Çorlu'yu bilenler bilir, yaklaşık 100 metre civarında kalabalık bir kuyruk. Yani keşke sosyal mesafe korunsa, bir çözüm bulunması lazım. Hatta en güzeli, bu insanlar hiç beklemesin bu paraları, maaşları, ikramiyeleri bayram öncesi evlerine bir şekilde ulaştırılsa. Bilmiyorum nasıl olur. Buyurun kaldırımlar. Tabii bir de şöyle bir endişe var. 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir an önce gideceğimiz yere gidelim, alışverişimizi yapalım. 4 gün kısıtlama öncesi insanlar çılgın gibi dışarıda. Yoldan geçenler de tepki gösteriyorlar bu kuyruğa. Görüyor musunuz diyenler var. Evet. Görüyorsunuz. Ne diyeyim, başka söylenecek laf yok. Bir an önce bir tedbir. Bu kuyruğun burada ya sosyal mesafe korunarak ya da bu insanların paralarının evlerinde teslim edilmesi, tedbirin alınması gerekiyor. Bizden yansıtması, haber yapması, takdir Allah'ın, tedbir yöneticilerin. Söyleyecek başka bir şey diyemiyorum. Evet, Çorlu Omurtak Caddesi PTT önünden canlı yayındaydık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah, buyurun, bu da Yapı Kredi'nin önü. Tabii her zaman söylüyorum, keşke Çorlu'yu zamanında 400 metrekareye hapsetmeselerdi. 400 metre caddenin üzerinde bütün bankaları yığarsanız, PTT'yi buraya getirirseniz, şöyle geniş bir açı alayım. Biraz sonra fotoğrafını da sosyal medyada paylaşırım. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.